40 aydır bu Adnan Menderes bulvarıyla uğraşıyoruz. Önce tahsis yapılmadı, oradaki binaları yıkın dediler. Onları yıkmakla ilgili bir sürü mücadele, mahkemelerle, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurmalarıyla bir sürü zaman kaybı. En son tahsis yapılmasına yönelik yazı Başbakanlıktan 3-3,5 ay önce Maliye Bakanlığı'na geçti. Tabii tahsis, adı tahsis bunun, aslında kira. Bununla ilgili hesaplamalar ve geçen cuma günü en son rakam da geldi. Bu bedeli yatırdığınız takdirde burada yatırım yapabilirsiniz diye. Yıllık bedel bir yıl için 927 bin lira. 1 trilyon. Sanki birileri bürokrasi, yani o devlet kim, belediye kim, her ikisi de halka hizmet edecek. Ya bu böyle bir rakam çıkar mı? Ha bunu niye yapıyorlar? Belediye bu işten vazgeçsin. Ama buraya 5 milyon da yazsalar bu belediye bu işten vazgeçmiş. Çünkü halk kullanıyor orayı. Ya bu konuda gerçekten üzülüyorum. Ya bunu kimse sırtına alıp götürmeyecek. Biz oraya mezitliyle beraber 50 milyon liraya yakın para harcıyoruz. Düzenlemek için. Halkın hizmetine sunabilmek için. Ama bunun üzerine gelip sadece mezitli hariç Yenişehir bölgesine 927 bin lira kira yazarsanız, ya biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesi değil miyiz? Biz uzaydan mı geldik? Gerçekten bu konularda ben üzülüyorum. Ya bunun siyasi bir sahiple yapıldığını da düşünmüyorum. Ama devletin içerisinde bürokratlar akıllarınca kraldan fazla kralcılık yapabilmek için bu tür davranışlar sergiliyorlar. Gerçekten yazık, bu millete yazık, bu şehirlere yazık. Yani bugün biz varız, yarın bir başkası olur. Kimse buralarda ömür boyu kalacak diye bir şey yok. Vatandaş destek verdiği sürece kalırsınız. Destek vermezse gidersiniz. Ama bunu kullanacak olan halk ya. CHP'lisi de kullanacak, AKP'lisi de kullanacak, MHP'lisi de kullanacak. Hepsi kullanacak. Mersin'de oturan da kullanacak, dışarıdan gelen de kullanacak. Zaten şu anda parkların özellikle Suriye'den gelen kişilerle yoğun bir şekilde doldurulduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Ama bunlar bir ihtiyaç yani. O insanları da eğer bu tür yerlerde absorbe edemezseniz, kendi bu ülkeye baş ağrısı olmaya devam eder. Ama canı sağ olsun, ben burada bunu özellikle söylüyorum ki iktidar partisine mensup arkadaşlarımız da olayları görsünler, bilsinler. Vatandaşa da aynı yapıyor. Vatandaş da aynı şekilde kullanıyor. Benim için kullanıyor. Evet. Daha fazla yayılıyor. 80 bin lira diye. Sadece belediye değil, vatandaşı da yok. Ya işte bunları ilgilenmeniz lazım. Konuşmanız lazım. Ya burada tahsis ne demek? Tahsis orayı belediyeye veriyor. Amacı doğrultusunda. Amacı dışında kullanılıyor. Amacı doğrultusunda kullanacak. Orada normalde şimdi orada kafe filan da yapsanız bir de %30'unu bundan alacak. Ben yıllardır yaşıyorum Tarsus'ta. Tarsus Barajı'nı ben şu anda ne oldu en son rakam bilmiyorum ama ben Tarsus'tayken 300 bin liraya yakın kira veriyordum. Yazık günah ya. Biz orada milletin hakkını
milletin malını götürüp oraya harcıyoruz, millet kullansın diye. Ama üstüne bu devleti kurtaracak bir şey değil. Yani devlet bu 1 milyon lirayla mı kurtulacak? Olacak bir şey değil. Yani bu konularda ben özellikle AK Partili arkadaşlardan rica ediyorum. Yani bu işleri burada siyasi bir sahip olduğunu düşünmüyorum. Ama maalesef işte devlet yönetiminde bürokrasi kraldan fazla kralcılık yapar. Yani şimdi belki Sayın Cumhurbaşkanı duysa bunu köpürür. Belediye sırtına mı alıp götürecek bunu? Belediyecilikten geldiği için bilir ya. Ama maalesef bu olayları yaşıyoruz. Allah sonuna ayet getirsin.